Türkiye'deki milyonlarca sanatçı, yaratıcı düşünce insanı, müzisyen, yorumcu, şarkıcı e, ile başladı. Bir buçuk yıl boyunca Türkiye'nin tüm etkinlikleri durdurulmuştu. Kafeler, lokantalar, barlar, e, düğünler hepsi susturuldu ve müzisyenler arka arkaya önce iflas etti. Bir bölümü canına kıydı daha dün. Son uygulanan 12 gece 00 müzik kısıtlaması yasağı nedeniyle bir başka müzisyen İlyas Tetik örneğin hayatın içinden kayıp gitti. Böyle sayısız hikaye yaşandı ne yazık ki pandemi döneminde. Birini biz yaşadık. Bir evladımız Halk TV ailesinden genç bir müzisyen evladımız benzer şekilde ellerimizin arasından kaydı gitti. İşte Halk TV bu nedenle Müzik Susmaz Susturulamaz Kusura Bakıyoruz başlığı altında Türkiye'de reyting rekorları kıran bir dayanışma gecesi düzenledi. Gecenin moderatörü sunucusu Rating Rekortmeni Görkemli Hatıralar programında sahibi aynı zamanda Ankara temsilcimiz olan Serhan Asker'di. Saatler boyunca bir pazar akşamı saat 12'den sonrasında da devam edecek şekilde deyim yerinde ise size bir sanat müzik ziyafeti sunduk. Türkiye'nin dört köşesinden sanatçılar bu dayanışma konserine aktılar. Aşık Veysel Kültür Derneği'nin çatısı altında valilikten alınmış resmi izin, yasal izin yazımızla birlikte 3 milyon TL bağış toplandı. Türkiye'de pandemiden zarar gören Türkiye'nin yaratıcı düşüncelerine, sanatçılarına, kültür ve sanat insanlarına aktarılmak üzere o program da yine reyting rekorları kırdı. O gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Sadece haber kanalları arasında değil ana akım kanalları arasında da gerçekten de izleyicinin birinci tercihi oldu. Ama işte galiba hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Bugün haber Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan geldi. Halk TV'nin geçtiğimiz hafta zor durumdaki müzisyenlerle dayanışma için düzenlediği Serhan Asker'le görkemli hatıralar özel yayını cezalarla karşı karşıya kaldı. Üç program Olmayacak görkemli hatıralar. Ee, aynı zamanda en üst dilimden de para cezası verdi. 1989 yılında aynı adı taşıyan albümle çıkan ve Kültür Bakanlığı'nın onayıyla resmi ve bandrollü bir çalışma olan CEMO türküsü için terör örgütü propagandası yapma suçlaması yöneltildi. Para ve program durdurma cezaları verildi. Türküler de sussun diyorlar, kültür sanat da yapılmasın diyorlar. E, hafız divanı, Sadi Şirazi konuşulmasın diyorlar, Yunus Emre konuşulmasın diyorlar, Ahmet Arif'in şiirleri söylenmesin diyorlar, Heredot'un tarih anlayışı ortaya konulmasın diyorlar, Mahsuni Şerifler konuşulmasın, Neşet Ertaşlar konuşulmasın diyorlar. Bir türküden dolayı 3 yayın durdurma cezası komikliğini yaşıyor bu ülke bugün. Müzisyenlerle dayanışma programında Hilmi Yarayıcı seslendirmişti CEMO türküsünü. Ceza kararlarını karşı oy kullanan Ritük üyeleri sosyal medyadan duyurdu. Ritük tarafından Halk TV %3 idari para 3 kez de program durdurma cezası verildi. Aslında burada iki şeye ceza verildiğini düşünüyorum. Bir tanesi CEMO şarkısına ve grup yoruma ilişkin bir ceza. Öteki de bu dayanışma içerisinde olan devletin yapması gereken şeyi duyarlılığı. Burada halk piyi ve seram asker göstermiştir. Halk TV ayrıca Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun gündemi yorumladığı iki yorum programından ceza aldı. Programda Gültekin ve Sabuncu, HDP'nin İzmir binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı ve hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Eleştiriler ceza konusu oldu. Yüzde iki oranında para cezası da bu nedenle uygulandı. Bu son cezalar hariç Halk TV, 2021'in ilk yarısında 9 kez en çok ceza alan televizyon haber kanalı konumu Ritük son cezalar hariç olmak üzere 2021'in ilk yarısında Halk TV'ye toplamda 254 bin lira para cezası uyguladı. Hilmi Arayıcı'nın söylediği bir türkü Cemo türküsü için ceza gelmiş. İnanamadım yani gerçekten bazen hani zaytun haberleri oluyor ya. Düşünün ha, şimdi kararı vermiş. Halk TV'ye cezayı kesecek. Sade Halk TV'ye değil görkemli hatıraları kesecek. Suçu görkemli hatıraların? Yüksek reyting almak yandaş kanalları geçmek. Evet durum bu. Gerçekten de şaşkınlıkla aldık bu kararın haberini. Sadece Cemoya yani türkülere değil aynı zamanda hür ifadeye, hür düşünceye yani Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in iki yorum programındaki açıkça ifade ettikleri fikirlerine de para cezası kesilmiş. Birazdan bir kampanya niteliğinde elbette canlı yayında konuklarımız olacak. Bu kararı birlikte değerlendireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki Halk TV yönetimi olarak bu karara yargı yoluyla itirazın tüm yollarında ilerliyor avukatlarımız, hukukçularımız her zaman olduğu gibi. Bir hatırlatmada da bulunalım bu arada. İki yıl öncesinden Halk TV'nin kablo yayın başvurusu var. Ee, sadece bu e, patronaj yönetim değişikliğinin ardından geçen bir yıl içinde bile 9 kez tekrar edilmiş bir talep var ortada. Bu taleple ilgili radyo televizyon üst kurulu deyim yerinde ise kılını bile kıpırdatmadı. Bugüne kadar hiçbir şekilde bu dosyayı e, gündemine almadı, değerlendirmedi, hiçbir karar vermedi. Buna rağmen Halk TV yükselişini sürdürüyor. Ee, Arkamda birazdan reyting raporunu göreceksiniz. Sadece bu bahsettiğimiz yani CEMO türküsünün söylendiği ve rütük tarafından 3 yayın durdurma cezası kesilen o akşamki programın o bölümünün aldığı reytingleri göreceksiniz. Buyurunuz. Halk TV, CNN Türk, NTV, Habertürk, Tele1, KRT diyeceksiniz ki ana akım kanallar niye yok? Çünkü bizim yarışımız haber kanalları arasında. Peki efendim A Haber, TRT Haber niye yok? Deyim yerindeyse esameleri okunmuyor. Sıfır seviyesinde reyting alıyorlar. Prime Time dediğimiz saat 8 ile 01, 01 arasındaki dilimde. Ama gene de eğer isterseniz öyle bir versiyon da var. Onu da verebiliriz. Gördüğünüz gibi işte buyurun Halk TV. 4,5 ortalamayla bitirmiş o geceyi. TV8, ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, Fox ve Beyaz TV'nin de üzerinde bir şekilde bitirmiş o gece. Dönerim tekrar bir önceki reyting raporuna. Orada da gece boyunca, 5 saat boyunca alınan izlenme paylarının toplamını görüyorsunuz. Kanalların diğer kanallar 37 20 33 12 26 şeklinde seyrederken 99.07 oranında bir izlenme almış izleyiciden bu dayanışma gecesi. Neden bu karar verilmiş olabilir? Radyo Televizyon Üst Kurulu neden bir türküyü, türkünün üzerinden bir haber kanalını susturmak istiyor olabilir? Değerli bir gazeteciye, eski bir RTÜK şu anda da CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Ali Öztunça soracağız. Hoş geldiniz Salt TV ekranlarına canlı yayına. Ali Bey biz anlamıyoruz. Yani bizim başımıza bir şey geliyor ama tam olarak teşhisini koyamıyoruz İstanbul'dan. Siz Ankara'dan anlayabiliyor musunuz ne oluyor şu anda? E, hemen söyleyeyim e, korkuyorlar korktukları için de e, eski bir yöntemi geliştirmeye çalışıyorlar cezalandırma yöntemi cezalandırarak susturabiliriz demeye çalışıyorlar ama e, bilmedikleri şu susmaz Halk TV susmaz çünkü Halk TV'nin yaptığında yanlış bir şey yok ya gerçekten hani ben e, arkadaşlar söylediğinde şaka yapıyorlar zannettim e, gerçekten benimle herhalde dalga geçiyor birisi birisi zannettim Cem hocan Türküsü yüzünden e, ceza veriliyor ya bir Türkü yüzünden ceza verilir mi dünyanın hiçbir demokrasisinde böyle bir şey yok hele hele şiir okuduğu için hapse giren birinin yönettiği ülkede bir türkü yüzünden bir kanala en yüksek oranda %3 oranda 3 program durdurma cezasıyla rütük bir ceza veriyor. Gemiye azı